يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepimizin üzerinde olsun. Yeniden birlikteyiz. Kur'an günlüğünde Ali Hocam ve Seyfettin Hocam'la birlikteyiz yine. Nisa suresinin 136. ayetini dinledik. Mealini kısaca ben sizinle paylaşacağım. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. İmanda sebat ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır buyruluyor. 137. ayetin anlamını da okumam daha anlamlı olacak. Peşi sıra çünkü o mana teyit ediliyor. İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını artıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir buyruluyor. Çoğumuzun dikkatini çekmiştir. Özellikle ayet-i kerimenin başlangıcında ey iman edenler deniyor. Arkasından da Allah'a, peygamberine ve peygamberine indirdiği kitaba, daha önce indirdiği kitaba iman, tekrar bir imandan bahsediliyor. Şimdi burada ne kastediliyor? İsterseniz oradan başlayalım. Bununla birlikte Rabbimizin bizden istediği imanın niteliklerinin de ne olduğunu belki bu çerçevede tekrar konuşabiliriz. Ey iman edenler, sonra tekrar iman ediniz. Bunu Peygamberimizin hadislerinde o işte kamil iman, olgun iman veya imanı ikiye ayırdığımız taklidi, tahkiki iman diye, taklidi değil de tahkiki iman, imanın kalpte yerleşmesi, kökleşmesi gibi mi anlayacağız yoksa başka anlamlar da var mı? Buyurun. Evet, ben şöyle bir husus üzerinde durmamız faydalı olur diye düşünüyorum bu ayet-i kerime ile alakalı. Bilhassa bizler gibi Müslüman bir cemiyette dünyaya gönderilenlerin imtihanlarındaki bir inceliğe dikkat çekilmiş. Hı hı. Yani Müslüman bir cemiyette dünyaya gönderilen, dünyaya gözünü açtığında kulaklarına ezan okunan, belli bir dönem akıl bali olunca kadar hazırlık döneminde yine devamlı İslamiyetle alakalı işaretler gören, İşte minare gören, cami gören, sünnet-i seniyeye ittiba ederek sakal bırakan müminleri gören, tesettürü gören, böylece Müslümanlıkla ilgili alametlere sürekli şahit olan bir şahsa burada deniyor ki sadece o gördüklerinle, duyduklarınla kalma. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın tarif ettiği imanı elde etmek için senin bilhassa bilerek, tercih kullanarak yapacağın bir iş var. Sadece sati olarak müşahedelerine, duyduklarına bırakma bu işi. Yani hakiki imanı elde et. Yani ey iman edenler, iman ediniz emri ilahisindeki bir mananın, yani hakiki imanı, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın tarif ettiği imanı, hem dünya hem ahiret saadetine vesile olan imanı elde etmek için tercihini o yönde kullan. Yani böyle bir tercih yap. İşi kendi haline bırakma. Hı hı. Yani o zaman sizin açıklamalarınızdan hareketle şunu söyleyebiliriz. O taklidi imanı bir başlangıç yap. Fakat orada kalma. Evet. Onu bir temel yap. Onun üzerine hakiki imanla ilgili olarak senin koyman gerekenleri koy. Yani onun için de muhakkak bizzat ilgilenerek Cenab-ı Hakk'ın hakiki imanın elde edilmesi yönünde kulun tercih kullanılması bakımından gönderdiği fırsatları değerlendir. İlgilen. Ben Allah'ın emrettiği, tarif ettiği şekilde imanı elde etmek için bir gayret göstermeliyim de. Yani gayret kelimesini bilhassa kullanmak istiyorum. Yani iman
bir kere elde edilen, ondan sonra herhangi bir şey yapılmasını gerektirmeyen bir şey değil. Devamlı bir faaliyet gerektiriyor. Dolayısıyla hem bu ayet-i kerimeden hem hakiki imanı elde etmek için yapman gereken iş var, hem de imanı koruman için, yani o imanı kaybetmemen için yapman gereken işler var. Yani imanı elde ettikten sonra da, yani Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen imanın elde edilip edilmediğini de biz tartamayız, bilemeyiz. Fakat bir an için düşünelim ki öyle bir iman birine nasip oldu. Her kimse diyelim, o tam hakikat hali bilemediğimizden söylüyorum. Evet. Nasip oldu. Bu ayet ona da diyor ki senin de devamlı bir faaliyet içinde olman lazım. O imanı korumak ve geliştirmek için farzlara riayet etmek, tefekkür etmek, imanı zedeleyen günahlardan sakınmak için devamlı bir faaliyetin içinde ol. O devamlı faaliyet insanın yaratılış gayesine devamlı ilgi duyması. Niçin yaratıldık? Bunun gerekleri nedir? Bunu son nefese kadar herkesin düşünmesi gerektiğini ayet-i kerime ilan ediyor. Bilhassa ehli imanın, Müslüman cemiyette dünyaya gönderilenlerin şöyle bir rehavete kapılmaması konusunda ikaz edildiğini düşünebiliriz. Yani ben zaten iman ettim. Yani benim için tehlike yok deme. Onun için şöyle söylemek herhalde çok güzel olur. Yani henüz imanı elde etmeyen, gayrimüslim diyarlarında dünyaya gönderilenlerin imanı elde etmek için göstereceği gayret, imanı tercih ettiğinde içinde bulunduğu cemiyette veya ailede karşı karşıya kalacağı zorluklar, o zorluklara karşı sabretmesiyle ilgili mükellefiyetlerini hatırlayalım. Bu ayet-i kerimede Nisa suresinin 136. ayet-i kerimesinde ve takip eden ayetlerde mümine de senin de henüz iman etmeyenin imanı elde etmek için adım attığında karşılaştığı zorlukların benzeri, onu andıran, zorlukları göğüslemen, o imanı derinleştirmek için sabırlı olman, yani henüz imanı elde etmeyenin imanı elde etmek için göstereceği gayretten az olmayan bir gayreti, altını çiziyorum, senin de ey mümin devamlı göstermen lazım. Devamlı Cenab-ı Hakk'a dua ederek, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine yapışarak, günahlardan sakınmaya çalışarak, sakınamadığında tevbe istiğfar ederek, imanlı kalabilmenin, bu dünyada imanlı kalabilmenin, imanlı ahirete göçebilmenin gereklerine sarıl. O imanı muhafaza etmek için neler yapman gerektiğini öğren. Aksi halde, yeryüzünde birilerinin imanı elde etmeyerek karanlıkta kalma tehlikesi olduğu gibi ve kadar, imanlı olan bir müminin imanı kaybederek karanlıklara yuvarlanma tehlikesi vardır, diyor ayet-i kerime. Evet, bunun yani neden böyle bir gayret göstermenin gerekliliğini de yine izah ederiz, belki ona da gireriz. Ondan önce bu manayı teyit eden Kur'an-ı Kerim'de başka ayetler var mı? Bu yani iman hususunun önemi ve imanı işte az önce Ali Hocamızın ifade ettiği korumak, muhafaza etmek ve inkişaf ettirmek için gayretli olmak bir yana, ama her şeyden önce böyle kamil bir iman, hakiki bir iman ile o diğer imanı birbirinden ayırt eden, buradaki mertebe veya işte mahiyet, nitelik farkını belki de ortaya koyan ayetler var mı? Bir ayet hatırlıyorum. Bir grup, yani çölden gelen insanlara Arabi deniyor. Kâletil Arabi. Kâletil Arab diye başlıyor. Hucurat suresi değil mi? Kâletil Arab âmennâ. Yani gelip biz iman ettik dediler. Kullem tü'minu. De ki siz iman etmediniz. Onlar iman ettik diyorlar. Ama sen de ki, Cenab-ı Hak peygamberine buyuruyor. Kullem tü'minu, iman etmediniz. Velakin kulu eslemna, yani İslam olduk deyin. Burada iman İslam ilişkisini de açıklamak gerekiyor. Sonra da velemme yudhilil imanu fi kulubikum mi diyor.
Yani henüz kalplerinize iman yerleşmedi. Yani iman ettik diyorsunuz ama kalplerinize iman henüz tam yerleşmedi gereken. Şimdi dolayısıyla burada yani iman etmek bir anda olup biten, tamamlanan şey değildir. Yani sabit derece derecedir ve bir süreçtir iman. Yani bilgi nasıl bir şeyse, bilgi bir süreçse, insan mesela bilgi sürekli öğrenir, her gün üzerine bir şeyler daha koyar. İmanı da böyle bir süreçtir. Yani buna marifetullah süreci de diyebiliriz. Allah'ı tanıma süreci. Sa'd-ı Taftazani'nin tarifine göre iman Allah'ın kulun cüz-i ihtiyarını sarf etmesinden sonra o kulun kalbine ilka ettiği, yerleştirdiği bir nurdur. Bir ışıktır, bir parıltıdır. Üstad Bediüzzaman saadet-i ebediyeden bir parıltıdır diyor. Yani iman ebedi saadetten bir parıltı. Fakat şimdi ışık deyince nur benzetmesi, mum ışığı da ışıktır. Değil mi? Diyelim ki şu burayı aydınlatan stüdyoyu, ışıklar da ışıktır. Stadyumları aydınlatan daha güçlü ışıklar vardır. Ay ışığı, güneş ışığı, güneşten parlak yıldızlar da vardır. Yani güneş gibi bir iman diyor mesela bir yerde. Güneş gibi bir iman. Mum ışığı üflemekle söner ama güneş üflemekle sönmez. Yani demek ki yani inanılacak şeyler açısından mesela 6 iman şartı var. Cenab-ı Hakk'ın bildirdiklerini yani bunlara ilave yapamayız biz. İman bu açıdan eksilmez ve artmaz. Ama o inanılacak şeylere olan iman bir bağdır, bir intisaptır. O bağın güçlenmesi, o ışığın parlaması ve kuvvetlenmesi gerekiyor. Yani bunun da bir sonu yok. Dolayısıyla her aşamada mesela bu ayet-i kerime herkese hitap ettiğine göre ey iman edenler iman edin. Yani mevcut imanla iktifa etmeyin. Evet. Onu geliştirin, onu güçlendirin efendim. Eğer imanınız taklidi ise tahkiki yapın. Tahkiki ise tahkiki imanın kendi içinde mertebeleri var. O mertebelerde sürekli geliştirin gibi bir mesaj anlıyorum. Ve bir şey aklıma geldi, kusura bakmayınız. Yani geliştirmek, nefsimiz şunu söyleyebilir, fısıldayabilir. Yani hani bazen şöyle söyleniyor ya, yani cennetin en böyle alt mertebesine de razıyım ben. Yani geliştirmesem, tamam iyi olur da geliştirmek ama bu bir tavsiyedir. Yani emir değildir. Yani geliştirirsen iyi olur, geliştirmesen de bu seni idare eder. Denebilir mi? Denemez. Niçin denemez? Yine bu ayetten onu da anlayabiliriz, düşünmeliyiz. Yani geliştirmediğinde gerilersin diyor. Muhafaza evet. Etmenin yolu geliştirmeye çalışmak. Evet, muhafaza etmenin yolu geliştirmek. Durduğunuz an geri kalırsınız. Geriye gidersin diyor. Evet. Yani yerinde sayamazsın. Yani insanın yerinde saymak diye bir imkanı yok. Evet. Ya geliştirecek, daha iyi arayacak ya da gerileyecek insan. O zaman biz ne yapacağız? Yani devamlı olarak imanımızı geliştirme ve gereklerini yaşama konusundaki faaliyetin içindeki manevi ve ulvi lezzetleri bol bol okuyup dinleyip nefsimizi ikna edeceğiz. Yani o faaliyetin içinde, devamlı faaliyetin içindeki lezzetle tanışmaya çalışacağız. Yoksa nefsimiz itiraz edecek. Yani devamlı faaliyet insanı yorar diye. Aslında yormadığını, onun da içinde lezzet olduğunu anlatmamız gerekiyor. Evet. Değerli dostlar, bir aramız olacak. Arkasından inşallah konunun farklı yönleriyle Kur'an günlüğü tekrar sizlerle.